hava kalitesini arttırsa, yazı serin serin geçirmemi sağlasa. Her eve ve bütçeye uygun Beko klimalar, 2599 liradan başlayan fiyatlar ve peşin fiyatına 10 taksit fırsatıyla Beko.com.tr ile evimize sağlık. Bu cuma BİM'de %100 pamuk ikili beyaz bebek body 9 lira 95 kuruş. TRT çocuk lisanslı bebek atlet şort takımı 17 lira 90 kuruş. Bebeğiniz için daha birçok ürün, birçok çeşit bu cuma BİM'de. Keşke görebilseydik. O zaman koronavirüsten kolayca kaçınabilirdik. Tedbir elden bırakmayın. Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun. O zaman koronavirüs de sizi göremez. Düşük faizli konut kredisi ile konut satışları arttı. 14 kat bir artıştan bahsediyoruz. Peki kredi almak için mi konut alınıyor, yoksa konut almak için mi kredi çekiliyor? Bu soruyla bu hafta çok karşılaştık. Onun öte yanından baktığımızda da konut fiyatları artmaya devam ediyor. Bu süreç daha ne kadar devam edecek? Konut sektörüyle ilgili son gelişmeleri Endeksa kurucu ortağı ve genel müdürü Görkem Öğüt ile konuşacağız. Görkem Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, ilk soruyla bütün hafta konuşulan, bütün yazılarda yer alan en güzel soru bence. Çünkü düşük faizli kredi imkanı ile birlikte kredili konut satışlarındaki artış gerçekten çok yüksek bir seviyeye geldi. 14 katlık bir artıştan bahsediyoruz. Evet. Bu acaba konut almak için mi çekilen bir kredidir sizce? Sektör olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Yoksa kredi alabilmek için mi konut alınıyor? Bunu aslında biz daha çok iki senedir yaşanan durgunluğun bir çözülmesi olarak görüyoruz. Yani iki senedir tam tersine çok eksi negatif yönde bir küçülme vardı, daralma vardı. Özellikle değerleme sektöründen bahsedecek olursak, gayrimenkul değerleme de demek zaten krediye eşdeğer bir sayıyı bize ifade ediyor. Neredeyse %30'lar seviyesindeymişti. Yani %70, %80 bir daralma yaşıyordu iki senedir. Şu an aslında bu yaşanan 14 kat, evet, yani beklenenin çok üzerinde, ama oradaki tutan kendini, şu an yatırım yapmayayım diyen ya da evini satmayıp bekleten, çünkü fiyatlar düştü diye pozisyonunu koruyan, daha çok likitte kalıp farklı enstrümanlarla yatırımlarını yönetmek isteyenler biraz konuta bu faiz oranlarıyla beraber yöneldiler. Bunun da tabii ciddi bir artışa neden olduğunu söyleyebiliriz. 14 kat derken aslında şunu da gerçekten göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi geçen senenin aynı dönemine göre diyoruz. Evet. Geçen sene bu dönemde, şu an Temmuz ayındayız, 2018'de Ağustos ayındaki kur şokunu daha yeni atlatıp ekonominin nasıl düzeliyor'yu konuşuyorduk. Kesinlikle. Ve o zamanlar faizler çok yüksekti. Ve Temmuz'un son haftasında Merkez Bankası bir faiz indirimi trendine girdi. Yani geçtiğimiz yıl Haziran'da faiz oranı %24'tü. Evet. Şimdi baktığımız ise %8,25'lik bir faiz oranından bahsediyoruz. Artı daha da düşük bir faiz oranıyla bankalar konut kredisi veriyor. Evet. Yıl sonu ne olacak? Yıl sonunda biraz daha, yani şu an bir çok ciddi bir pik yaşandı. Ben biraz rakamlardan bahsedeyim. İlk biz faizler açıklandı ve birinci haftasında bir piyasayı inceledik. Mevcut piyasada olan konutları, sadece piyasada olanları, bu faiz öncesindeki fiyatları neydi, sonrasında ne gibi bir değişim gözlendi diye analiz yaptık. O zaman %6 gibi bir rakam çıkmıştı. İki gün önce bunu revize ettik. %9'a çıktı rakam. Yani beklenenden, yani ben biraz daha tabii söylenen, çünkü piyasada daha çok insanlar arasında konuşulan rakamlar %25, %30 gibi rakamlar. Bu muhakkak oluyor. Yani bunlar tek tek baktığımızda böyle aşırı uçlar vardır. Ama genele baktığımızda, işte 1000 konutu alıp değerlendirdiğimizde bu %6 çıkıyor. Bu da enteresan bir şekilde İstanbul'da aslında enteresan da değil, 750 bin liralık konutlara kredi var. Ondan dolayı o grupta kümelenmiş durumda. O grupta %13,29 gibi bir artış söz konusu İstanbul'da. Diğer tarafta ise, yani lüks daha pahalı konutlar, bu işte bahçeli konutlar, onları da mesela koronadan dolayı çok fiyat artışı gözlemlemiştik. Orada %3,25 değerde, daha düşük bir marjda, ki %3,25 zaten İstanbul'un
normal aylık büyüme trendine şu an uyan bir rakam. %3, %1,5 ile 3 arasında büyüyor İstanbul. Bu büyümeye devam edecek. Yani çünkü biz en son Mayıs 2018'de 4.000 lira, yani metrekaresi 4.000 lira seviyesini gördük İstanbul'da. O seviyeye hala ulaşmış değil. O seviyeyi bizim tahminimiz Ekim-Kasım aylarında ulaşılacağını düşünüyoruz. Ama bu trend devam edecektir. Yani yükselme trendi devam edecektir. Sadece dediğim gibi o çok aşırı uçlar normalize olacaklar. O %11'lik ani artışlar tekrar %3, %4, belki %5 bandına oturacak. Ama yükseliş trendi devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi krediler devam edecek. Düşük faizli olarak bankalar da bunu sunuyor. İlk sunulduğu ay talebin bu kadar yüksek olmasıyla önümüzdeki süreçte aynı seviyede hareket etmesini düşünmemiz, öngörmemiz mümkün müdür? Yoksa o ilk başta açıklamanın ardından bir talep zaten vardı konuta. Bu da fırsat oldu, avantaj oldu, kolaylık sağladı. O bekleyen talep bitti. Şimdi daha normal seviyelerde bir kredi alımı söz konusu olabilir gibi bir izlenim var mı sektörde? Aslında bu ani boşalma etkisi diyelim. Hani böyle evet, herkes bekletiyordu ve konut alma fikrini öteliyordu zihinlerde. Aslında bu korona da bize bir ders verdi. Evin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi bize aslında bir yandan. Hani gayrimenkulün evinin herkes eninde sonunda evlere dönmek zorunda kaldı. Ona dolayı zihinlerde de hep şey oluştu. Ben daha konforlu bir yaşama, ev yaşamına geçeyim, işte bir müstakil eve çıkayım. Belki bir çalışma odam olsun evimde ekstradan. Ona dolayı hani daha küçük evden biraz daha büyük bir eve kayayım ya da bahçeli bir ev olsun, en azından apartman da olsa bahçe katı olsun gibi bir hayaller zaten kuruluyordu. Hep mobil hayattan bahsediyorduk. Evet. Küçük olsun, pratik olsun, her işimi evet, hemen halledeyim, hemen çıkayım, evde zaten evet, çok vakit geçirmiyorum derken tam tersi oldu. Tam tersi oldu. Aynen, tam tersi oldu. Biraz bir gayrimenkule bir katkı o sağladı. Yani o artık evlere olan ilginin artması. Üzerine bir de bu kredi yaşanınca bir ani gerçekten işte %14, %15, işte kimi yerlerde duyuyoruz 30'lara, 35'lere yaklaşan rakamlarda artışlar söz konusu. Artık şeyler başladı. Hani yine duyduğumuz işte ben 700 bini alıp 750'ye satıp hemen ondan üzerine hani çok ani hızlı gayrimenkul hareketi başladı. İnsanlar yatırım aracı olarak resmen kullanmaya da başladılar. Bunu bir fırsat görüyor. Ne kadar kazandırıyor ve bu kazanç ne kadar devam eder? Şu an kredi oranına bakacak olursanız, siz de söylediniz, normal kredi faizlerinden daha düşük ve daha yüksek bir kazanç vaat ediyor. Ondan dolayı da tabii ki cezbedici. Üstüne üstlük bir de 12 aylık geri ödemesiz periyodu var. Yani 12 ayda cebinizden hiç para çıkmıyor. Öyle olunca insanlar bir anda, yani ben bunu şimdi elimde bir 100 bin liram varsa, 200 bin liram varsa bunu ticaret aracı haline getireyim diye de düşünenler çıkıyor. Tabii biliyorsunuz ipotekli konutların satışı mümkün değil, ama oradan aldığı parayla da başka bir ya da oradaki alacağı da başka doğrudan nakit satıp onu da oradaki parayla farklı amaçlarda yatırım yapabiliyorlar. Böylelikle aslında faiz, normal faizde alacağını çok daha makul bir miktarıyla gidip bir nakit paraya sahip olmuş oluyor. Birinci el ile ikinci el arasındaki fark ne o zaman? Birinci ellerdeki yani şu durum... an çünkü özür dilerim. Evet. Birinci eldeki satışlarda yavaşlamadan bahsediyorduk. İkinci el kadar çok olmadığını söylüyorduk. Evet. Şimdi acaba bu trend, yani bu düzen değişebilir mi? Krediler var sonucunda düşük faizle. Birinci elde durum biraz farklı. Benim bu söylediğim rakamlar ağırlıklı ikinci el piyasası. Tamam. Birinci elde biraz daha temkinli gidiyor üreticiler, ki haklılar da. Yani çünkü orada zaten çok uzun süredir tutulan bir maliyet var. Yani üzerine koyulmayan, baskılanan, hani üretim maliyetleri çok arttı, dolar arttı. O döneme rağmen hiçbir şekilde fiyat artışına gidemediler. Çünkü hani konut piyasası buna müsait değildi. Ama şu anki durdukları noktada da benim gözlemlediğim ve hani piyasada gördüğümüz, analizini yaptığımız projelerde de öyle, daha çok stokları eritme motivasyonuyla hareket ediyorlar, ki bu doğru olan. Yani elimizdekileri bitirelim, biz yeni üretime geçelim mantığıyla hareket ediyorlar. Zaten o zaman konut sektörünün canlandığını ve harekete geçtiğini düşünebiliriz. Yani ne zaman ki tekrar üretim faaliyetlerini etrafta görmeye başlarız, ki bir müddettir durgun, siz de fark ediyorsunuzdur. Evet. Tekrar başlarız. Bu bize çok ümit verici bir sinyal olarak görüyor ki ben yakın zamanda bunu da başlayacağını düşünüyorum. Yakın zaman ne zaman?
Bu yılın sonuna kalmaz tekrar üretim ya da önümüzdeki sene en azından bir üretim faaliyetleri başlayabilir. Çünkü para dönmeye başladı. Stoklar o zaman bitmiş olacak yıl sonuna kadar. Çok bitmez. Bu çok iyimser değil mi? Şöyle tipine göre bitecek diyelim. Hani dediğim gibi 1 artı 1, 2 artı 1 konutlar şu an çok tercih edilmemeye başladı. Daha büyük işte bir çalışma odası olsun istiyor. Bu tabii hani bu genel geçer bir kural değil. Bu sadece bir etraftaki algıdan bahsediyorum. Hı. Buna göre hani belli tipteki konutların stokları kalırken belli konutların tükeneceği ve onların üretimine ağırlık verileceği, işte şimdi yurt üretimleri başladı, sağlık turizmi için gayrimenkul üretimleri başladı, bunlar başlamış olanlar, bunun yanına konut gayrimenkul üretiminin de ekleneceğini farklı tipteki konutlarla ben düşünüyorum. Arsalardan bahsedelim biraz. Hı-hı. Arsalar sizinle en son yapmış olduğumuz yayında da özellikle Hı-hı. yazlık yerlerde evet. hem arsalarda fiyat artışı olduğundan bahsetmiştiniz. Evet. Talebin de çok olduğunu. Zaten evet. biraz önce de cevaplamış da oldunuz bu soruyu evet. ama arsalara talep arttı, fiyatlar evet. arttı. Müstakil evlerde kiralama oranları yazın özellikle demiştiniz çok artacak. Evet. Kiralama oranlarıyla fiyat arasındaki o dengede nasıl bir durum var? Şimdi siz hazır da yaz geldi, o zaman daha Mayıs ayıydı sizinle yaptığımız evet. yayında da evde kalıyorduk, çıkamıyorduk evet. zaten karantina evet. dönemindeydik. Evet. Şimdi ne oluyor? Arsalarda değer artışı artıyor. Yani biraz daha agresifleşti. %40 yani İstanbul'daki değer konutlu arsalar, konut imarlı arsalardan bahsedecek olursak %40'lara, %50'lere hatta bazı bölgelerde yaklaşan değer artışı söz konusu ki bu o yüksek bir rakam. Az bir rakam değil. Arsalara dediğiniz gibi tam olarak söylediğiniz nedenden dolayı değer yaklaşımın arttığını düşünüyoruz. Çünkü sadece ben konut almayayım, gideyim olmadı arsa alayım, üzerine konutu ben kendim inşa edeyim evet. ve onun üzerine bir yaşam kurayım ya da bir yine bir fırsat görüp bunu bir ticaret aracı olarak arsayı düşünmek. Yani özetlemek gerekirse aslında bütün sorularınıza cevap olarak gayrimenkul tekrar piyasada bir ticaret aracı olma ve yatırım aracı olma rolünü geri kazanıyor gibi duruyor diyebilirim. Ben yönetmenime de sorayım, reklamımız var mı? Çünkü şimdi geri 4 dakikamız var. Tamam, biz başlayalım o zaman. Aha. Çünkü neden? Şimdi çok da bölmek istemedim bu konuyu. Sizden rakamları alalım. Şimdi bu yıl için evet. yıl sonunda ikinci elde stokların daha olumlu bir şekilde hızlı bir satışla yıl sonuna kadar bitip üretimin başlayacağını söylediniz. Evet. Birinci el için bu çok önemli bir gelişme. Özellikle evet. sektörel evet. bazda. Evet. Peki gelecek sene fiyatlar ne olacak? Biz iki bunu tane nasıl belirleyebiliriz? Şöyle iki tane aslında bunu geçmişe bakarak söyleyebiliriz. Yani geleceği tahmin etmek bir nebze istatistiksel olarak mümkün olsa da ne olacağını tahmin edemiyor. Yani koronayı tahmin edemezdik. Buna benzer iki tane durum yaşadı Türkiye şimdiye kadar. Biri işte darbe dönemi, bir de devalüasyonu, daha doğrusu bu devalüasyon değil de doların yükseldiği dönem. Bu iki dönemde de bizim konut fiyatları düştü. Yani orada bizim grafiklerimizin hepsinde çukur olarak görülüyor bu. Ve bu yaklaşık işte dediğim gibi Mayıs 2018'de biz en tavanı görmüştük. Hı hı. En üst seviyeyi görmüştük. Tekrar o seviyeyi ben Kasım olmadan kazanılacağını düşünüyorum. Yani Kasım gibi tekrar konut fiyatları. Ne demiştiniz? Tekrarlayalım. 4000 demiştiniz. Aynen. Metrekaresi 4000 lira gibi bir seviyeyi evet. biz tekrar Kasım ayı itibariyle kazanırız. Gelecek yıl itibariyle de tamamen bıraktığımız yerden geri alıp topu Mayıs'ta bıraktığımız düşelim 2018 Mayıs'ta masaya. Artık onu alıp devam etmeye yola devam ederiz diye düşünüyorum. Yani 2019'u es geçip evet. 2020'yi de es geçip. İki yılı unutuyor sektör. Evet. 2018'de kaldığı yerden 2021'de Aynen. devam ediyor. Peki o zaman bu durumda şu an mı doğru zaman alım yapmak için? Yani, çünkü diyorsunuz ki yatırım aracı oldu. Hatta 700 bin liradan alınıp 750 bin liraya hızlı satışlar olduğunu söylüyorsunuz. O zaman anlattığınıza göre şu an doğru zaman alım için. Fiyatların düşmesini beklemesinler. Ama çok önemli. Aynen yani şöyle çok ciddi spekülatif bir şekilde artık fiyatların arttığı yerler var. Yani gelip bu krizi ne yazık ki fırsata çeviren. Ki burada genelde emlak danışmanlarını mağdur, daha doğrusu suçluyorlar ama aslında ben onları biraz mağdur olarak görüyorum. Çünkü onlar aslında ikna etmeye çalışıyorlar ama başaramıyorlar gibi bir durum söz konusu.
Onların normalize olacağını, yani evet, yani dün 950 bin lira olan bir ev bugün 1 milyon 250'ye satılıyorsa ya da 1 milyon 300'e satılmaya çalışılıyorsa bir anormallik var. Bu nasıl olur? İşte evet, talep olmaz, satamaz, ondan sonra fiyat tekrar normalize olur. Bunun bir dönem yaşanacağı. Normalize olur derken olması gereken fiyat olur, daha düşüğü olmaz. Evet, olmaz. Hı-hı. Olmaz. Normalize olur ve o daha olması gerektiği fiyattan alacağı bulmaya başlar. Ama ben gayrimenkul piyasasının yükseliş trendinin, dediğim gibi, artık bundan sonra devam edeceğini düşünüyorum. Rakamlar onu söylüyor en azından. Bundan sonra devam edeceğini söylüyor. Ne kadar daha, yani bu iyimser şekilde gider? Dediğim gibi pandemi vesaire gibi konuları, şimdi onlar olmazsa umarım artık olmaz. Aynen, dediğim gibi ne olacağını bilmiyoruz. Bir de diğer piyasa araçlarındaki durumun ne olacağını da bilmiyoruz. Hani doların pozisyonu ne olacak, altının pozisyonu ne olacak? Bunların da etkisi gayrimenkule yansıyacaktır. Bir öncekinde onu yaşadık çünkü. Benzer bir durum olmazsa diyelim, böyle devam edecektir. Ama doların bir etkisiyle yine bir oynama yaşarsak ne yazık ki bunu hep beraber göreceğiz. Ama mevcut durumda öngörünüz bu şekilde diyorsunuz. Evet. Şimdi kısa bir reklam aramız var. Sonra sorularımla devam edeceğiz. Değerli izleyiciler, birazdan karşınızdayız. Ayrıca Bitcoin al sat. İş dönüşü sıkışık trafikte Bitcoin almak mı? BTC Türk'le çok kolay. Siz de hemen BTC Türk uygulamasını telefonunuza indirin. Anında iyi olun. Hesabınıza para yatırın ve 7/24 istediğiniz her yerde güvenle Bitcoin alıp satmaya başlayın. BTC Türk'te al sat. BTC Türk'te al sat. Hedeflerine ulaşmak için kaynak şart. 1 milyonun varsa bir iş yeri açabilirsin. 50 milyonun varsa bir fabrika kurabilirsin. Ama 83 milyonun varsa... İşte o zaman başaramayacağın hiçbir şey yok. Mesela toprağa gözü gibi bakanlara destek çıkarak tarım devi olabilirsin. İşine dört elle sarılanların yanında olarak ihracat rekoru kırabilirsin. Dünyada emsali olmayan mega projelere imza atanların arkasında durarak çağı değiştirebilirsin. Göğsümüzü kabartmak için ter dökenlere yol göstererek sporda ülkemizi zirveye taşıyabilirsin. Kültürel değerlerimizi koruyanları, tarihin saklı hazinelerini ortaya çıkaranları alkışlayarak geçmişin gücünü geleceğe taşıyabilirsin. İşte bu nedenle biz kendimizi dünyanın en güçlü bankası olarak görüyoruz. Çünkü koskoca 83 milyonumuz var. Biz sizden ilham alıyoruz. Sizin de bizden güç almanız için 66 yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Ve 66 yıldır hep birlikte ülkemizin gücüne güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle. 7 Mavi'den ev alırsanız sadece bir ev almazsınız. Sabah evden çıkarken biraz ağırdan alırsınız. İstanbul'un merkezinde Zeytinburnu sahilde, her yere yakın 7 Mavi. TikTok'la Parket Seyret. Arabada konser, tiyatro ve sinema. 4 Temmuz Sertab Erener. İstanbul Açık Hava Gösteri Merkezi Yeni Kapı'da. Organizasyon Kerki Solfej. Biletler Biletix'te. 7 Mavi'den ev alırsanız sadece bir ev almazsınız. Canınızı sıkan her şeyden İntikam alırsınız. Huzur veren deniz manzarasıyla 7 Mavi. Değerli izleyiciler, Endeksa kurucu ortağı ve genel müdürü Görkem Öğüt'le kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Yazlık mekanlardan bahsediyorduk. O soruya daha net bir cevap almak adına sizinle yapmış olduğumuz Skype bağlantısında yazlık yerlerde müstakil evlerin gerek kiralama gerek boş arsa veya da satın alınan müstakil evlerde bir fiyat artışı olduğunu, bunun da sebebini talep olduğunu söylemiştiniz. Doğru. Oradaki oranlarda bir değişiklik oldu mu? Ya da olacak mı? Oldu. Bunun da analizini yaptık tam. O dönemde yapmıştık. İlk bu korona süreci başladığında acaba gayrimenkul fiyatlarına nasıl bir etkisi olduğu analizimizi yaptığımızda şey çıkmıştı, hatırlarsınız, o zaman da konuşmuştuk. Tam o hafta yapmıştık zaten o analizi ve yazlık bölgeler, müstakil evler ve yaylalar enteresan, işte Trabzon'da vesaire çok farklı yerlerde, hiç beklenmeyen yerlerde fiyat artışları gözlemleniyordu. Bunlar yaklaşık Muğla'da aldığım notlarda. Çünkü tarımın ve gıdanın ne kadar önemli olduğu bu süreçte tekrardan anlaşıldı. Kesinlikle. Bence çok doğru bir yatırım. Kesinlikle. Muğla'da %32 idi bu fark. Yani çok ciddi, neredeyse işte 1/3 kadar artmıştı fiyatları. Bu fiyat şimdi dengelenmiş. Yani biz iki Muğla gün önce... Muğla derken açalım, Bodrum diyoruz. Tabii Bodrum. Bodrum, aynen, ağırlıklı Bodrum. Bu biraz dengelenmiş. Şu an baktığımızda %11'lere düşmüş. %31'den %11'lere düşmüş. Bu tam az önce bahsettiğim konu işte. Az önce bu faiz sonrası da çıkan bu artışın ne zaman normalize olacağını kestirebiliyoruz demiştim. Bu şekilde aynı olayı Covid sonrası işte %32 olarak yaşadık. %11 olarak normalize oldu. Bu şu anki %11, %12'lik fiyatlarda %5, %6 seviyesinde normalize olacaktır İstanbul için konuşacak olursak. Muğla'dan sonra İzmir'e bakacak olursak %10'muş o dönem, şimdi %7'ye normalize olmuş. O dönem Antalya %21'miş, %11'e normalize olmuş. Hala yüksek bu arada, hala hani ciddi Antalya ve Bodrum daha çok dikkat çekiyor şu an İzmir'den. Yazlık bölgelerdeki konut yatırımı her zaman değer kazandırdı ama artık biraz doygunluk noktasına da geldiğini söyleyebilirim. Özellikle işte İzmir'de Urla var, Çeşme var, keza Antalya'da Alanya gibi ya da işte merkezi bölgeleri, Muğla'daki Bodrum'u saydık. Buralarda değerler bir uzun süredir çok yüksek hacimle artıyor. Bunun da artık yavaş yavaş bu hacmin doygunluk noktasına gelip biraz normalize olacağını, düzeysel bir seyir seyredeceğini düşünüyoruz. Buna fiyat balonu diye derler şeyde, piyasada. Biraz o noktalara yaklaşılmış gibi duruyor. Ama şu an için hala rakamlar da söylüyor, yükseliş trendindeler. Ama yine dönüp dolaşıp aynı soruya geliyor. Konut için doğru alımda doğru zaman ne zaman sorusu. Çünkü %31 artarken alan ve o zaman da krediyle eğer bu alım gerçekleşiyorsa, aynı bugünkü faiz oranlarıyla aynı krediyi alamamış oluyor. Aynı avantajlarla. Derken %11'den bahsediyorsunuz. Şimdi reklamda da sizle konuşuyorduk. O an yani gerçekten vah vah diyesim geliyor. Evet, ne yazık ki. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Evet. Balon da dediniz, fiyat balonundan da bahsettiniz. Önümüzdeki dönem için de yine bir sizin o kelime neydi? Normalize olmasını bekliyorsunuz. Normalize olmasını bekliyorsunuz fiyatlarda. Yani 2018 Mayıs'taki fiyatların tekrardan 2021'de devreye girmesini bekliyorsunuz. Peki o fiyatlarla bugünün şartlarındaki kredilerle ne kadar bir satış var sektör olarak planınızda? Yani şu an ev aramak için en doğru zaman, öyle diyeyim. Yani güzel bir fırsat. Aynen, gayrimenkul aramak için, almak için demiyorum ama aramak için çok doğru bir zaman. Almanız gerektiği yani alacağınız gayrimenkulü de iyi ölçüp biçip alabilirsiniz. Ama dediğiniz gibi mağduriyetler yaşamamak için bunu iyi biraz daha bir nebze analiz etmek istiyorum. Şimdi iyi bulduğumuz şeyi 2 ay sonra daha da... Yani o yüzden hep ne zaman sorusu bu şey var. Gibi ama yani dolar bir anda yükseldi düştü, ben şu kadar almıştım, bu piyasa, hani piyasada bir şey alıcısı olduğu çok sürece değeri yükselir, alıcısı olmadığı sürece değeri düşer. Buna biraz ayak uydurmak gerekiyor, bu kadar riski de almak gerekiyor ama dediğim gibi bundan korunmanın güzel bir yöntemi var: rapor yaptırmak, değerleme raporu yaptırmak, işte profesyonellerden danışmanlık almak, böyle hizmetlerden faydalanmalarını öneririm. Özellikle bu zamanlarda. Özellikle bu zamanda araştırma için doğru zaman diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok detaylı cevaplar veriyorsunuz. Gayrimenkul sektöründe o zaman yatırım kazandırmaya devam edecek.
Bunu anlıyorum. Bir düşüş beklemiyoruz. Yani eğer bir aksilik olmazsa, dediğim gibi hani diğer piyasa araçlarının bir etkisini dün yaşamazsak. Dün borsada da en çok kazandıran gayrimenkul yatırım ortaklığıydı. Evet. Mesela tekrardan o şeyler yukarı çıkıyor. Evet. Piyasadan bir şey olmazsa eğer, başka bir etki yaşanmazsa pozitif bir tablonun bizi beklediğini söyleyebilirim. Ama dediğim gibi pozitif tablo şey değil. 2018'i anca yakalayacağız yıl sonuna kadar. Kaldığımız yerden devam edeceğiz sonrasında diye ümit ediyorum. Konut üreticilerine bir şey de eklemem gerekir. Konut üreticilerinin şu anki pazarladıkları projeler daha güvenilir liman olabilir yatırımcılar için de. Çünkü dediğim gibi onlar daha çok stok eritme politikasıyla gidiyorlar. Fiyatları daha ziyade sabit tuttular. Yatırımcılara belki onları da değerlendirmelerini önerebilirim. Peki son dakikalarımız kaldı ama konutu alıp sizin söylediğiniz gibi üreticiden konutu alıp onu kiraya vermek mi daha uygundur bu dönemde? Yani, yoksa biraz önce söylediğiniz gibi alayım satayım. Her ikisi de mümkün. Yani bu işte zaten 3 tane temel faktör var. Biri değeri. Değeri ne kadar normal. İkincisi getirisi dediğiniz gibi. Kiraya verdim, geri dönüş süresi nedir? Üçüncüsü ise gelecekteki değer değişimi ne olacak? Kâr edecek miyim? Yani satarken kâr etme. Kiralayıp kâr etme, satarken kâr etme ya da işte değer değişimi avantajı. Bu üçünü de aynı pota eritmek gerekiyor. Kiralamaya bölgesel olarak bakmak lazım. Oradaki bölgedeki kiralar nedir? Geri dönüş süresi. Yani bir gayrimenkulün geri dönüş süresini mutlaka incelemekte fayda var. Bölge bölge değişiyor bu. Mesela Beykoz'u biliyorum, en son yakın zamanda baktığımız. Beykoz daha çok oturmak için alınan bir yer. Oradan dolayı ve müstakil olduğu yerler genelde zaten öyledir. Yaklaşık 40 sene geri dönüş süresi. Yani orada kiralamayı düşünmeyin herhangi bir şey. Hiçbir şekilde paranızı geri alamazsınız. Türkiye ortalaması 18 sene mesela. İstanbul ortalaması 21 sene normalde. Bunlara hep bakarak, yani 18-19 sene çıkıyorsa eğer oradaki kiralarla, bence güzel bir yatırım. Hemen alınması lazım. Yerlerde? Yazlıklar genelde yüksek. Yani kiralamak gözüyle bakmak orada hatalı olabilir. Yani orada genelde alıp ben oturayım ya da satayım. Kiralama çünkü ya sezonluk olur orada. O da fiyata göre dengesi tam kurulmayabilir. Yine de ben tamamen detaylı analiz de yapılabilir. Siz, bu konuyla ilgili. Siz tabii rakamlarla konuşuyorsunuz zaten. Aynen. Burada bir size zahmet bir fiyat değişiminden şeye bakacağım. Geri dönüş süresine göre sıralayacağım teyit etmek için. Evet. Şöyle ya son bir dakikamızın tabii içindeyiz çünkü ama şimdi yine aynı şeyi soracakmışım gibi hissediyorum. Yazlık mekanda bir müstakil eve olan talebin arttığından bahsediyoruz. Sonra da onu alıyoruz. Evet. Yaşayacaksak alın diyorsunuz. Alıp onu yazlık sezonluk kiraya verirseniz bir getirisi hemen olmaz diyorsunuz. Düzeltiyorum. Muğla'da 24 yılmış geri dönüş. Ondan dolayı aslında yatırımlık da, yani kiralamadan da fayda sağlanabilir. Genelde müstakil konutlarda çünkü geri dönüş çok uzun olur. Ama yazlık bölgelerdeki rakamlar diyor ki biraz daha makul. Yani 24 yıl daha uygun. Görkem Bey çok teşekkür ediyorum. Evet. Değerli izleyiciler. Evet, gayrimenkul sektöründe merak edilen soruları olabildiğince bu yarım saat içinde açıklamaya, değerlendirmeye çalıştık efendim. Sırada şirket haberlerimiz var. Yarın görüşmek üzere. Yerli otomobil fabrikasının temeli bu yıl atılacak. Gemlik'te kurulacak olan fabrikanın temel atma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Hedef 2022 yıl sonunda %51'lik yerlilik oranına sahip ilk aracı banttan indirmek. 2 sene sonraki hedef ise %51'lik yerlilik oranını %75'e çıkarmak. Uçak üreticisi Airbus, gelecek yıl 15 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Çoğu işten çıkarmaların Avrupa'da yapılması bekleniyor. Sebebi ise koronavirüs kaynaklı yaşanan mali sıkıntı. Plan çerçevesinde Fransa'da 5000, Almanya'da 5100, İngiltere'de 1700, İspanya'da 900 ve Airbus'un diğer tesislerinde de 1300 çalışanın işine son verileceği açıklandı. Volkswagen Türkiye'de planladığı fabrika yatırımından vaz mı geçti? Bir Alman haber sitesinin şirket kaynaklarına dayandırdığı gelişmeye göre Volkswagen söz konusu fabrika yatırımından vazgeçti. Konuyla ilişkin henüz bir resmi açıklama yapılmadı. Volkswagen, 2019 Ekim ayında Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli bir şirket kurmuştu. Ancak daha sonra 2019 Ekim ayının ortasında Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonundan dolayı fabrika yatırımının ertelendiğini açıklamıştı.